Geliyor mu? Evet, geliyor. Herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Etwinning Projesi kapsamında hazırlanan bu webinarda sizlere önümüzdeki 45 dakika, 1 saat boyunca EBA'yı anlatmaya çalışacağım. Tabii içinde bulunduğumuz sürece yönelik olarak anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi bir uzaktan eğitim dönemindeyiz. Pandemi sürecinde. Dolayısıyla EBA'nın daha çok bu süreçte işimize yarar özelliklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sunumumun boyutu biraz büyük olduğu için ekranımı paylaşma yoluyla sizlerle paylaşacağım birazdan. Bu sırada Bircan Hocam sizlerle bir form paylaşacak. Bu forma sorularınızı yazabilirsiniz. Tabii ben ekranımı tam ekran olarak paylaşacağım için sunum esnasında soruları göremeyeceğim. Son 5-10 dakika formu açacağız ve sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağız. Yine sunumun sonuna doğru sizlerden bir ricamız var. Yine Bircan Hocam paylaşacak. Bir formumuz var. Uzaktan eğitim sürecinde EBA'nın kullanımı ile ilgili sizin görüşlerinizi edinmeye yönelik bir form. Yaklaşık 12 sorudan oluşuyor. Bunlardan 7'si kişisel bilgilerinize ait. 5'i ise açık uçlu sorulardan oluşuyor. Sizlerden ricam, özellikle kursun sonuna doğru bunun linkini paylaşacağız. Çünkü bu webinarın sonuna doğru webinardan sonra bu sorulara cevap vermenizi istiyoruz. Çünkü tabii şu anda katılanların EBA'yı ne derece bildiklerini çok da emin değilim. O yüzden bir fikir edindikten sonra, webinar sonunda bir fikir edindikten sonra bu sorulara cevap vermeniz daha güzel veriler elde etmemizi sağlayabilir. Bu yüzden Bircan Hocamın paylaşımlarını takip etmenizi rica ediyorum. Gerek sorularla ilgili gerekse kursun sonunda paylaşacağımız sizlerden EBA ile ilgili dönütleri istediğimiz formla ilgili. Hazırsanız başlayalım sunumumuza. Birazdan ekranımı paylaşacağım dediğim gibi. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Erkan Dündar. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nde 2014 yılından beri görev yapmaktayım. Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Daire Başkanlığı'nda başladım YİTEK'te görev yapmaya ve yaklaşık 6 aydır da Eğitim Teknolojileri ve Teknik Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda görev yapıyorum. Yine sizler için uzaktan eğitim hazırlayan bir ekipte çalışıyorum. Henüz yeni kurulan bir ekibiz. Şu ana kadar bir tane eğitimimiz tamamlandı ve yayına girdi. Dediğim gibi katılanların EBA'yla içli dışlı olma durumunu bilmiyorum. O yüzden bazılarına benim anlattıklarım çok basit de gelebilir. Bazılarına az da gelebilir. Ben mümkün olduğunca ortalama EBA'ya hakim olan bir öğretmene göre anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Dediğim gibi sorularınız olursa Bircan Hocam'ın paylaşacağı Google formuna sorularınızı yazabilirsiniz. Sunumun sonunda bu sorularınızı cevaplandıracağız. Hazırsanız başlıyorum ekranımı paylaşarak. Evet. Şimdi dediğim gibi aslında bu sunuma başlarken ne kadar başından alacağımı bilemedim. EBA dediğimiz vakit herhalde açılımını biliyoruz. Eğitim Bilişim Ağı ve aslında yine 2012 yılında uygulanmaya başlayan Fatih Projesi'nin elektronik içerik bileşeninin karşılığına geliyor EBA ve öğretmenlerimize, öğrencilerimize, tüm kullanıcılarımıza incelemeden geçmiş, doğru, güvenilir elektronik içerikler sunmayı hedefliyor EBA. Tabii EBA'dan önce de biz elektronik içerikleri derslerimizde kullanıyorduk. Bazen YouTube'u kullanıyorduk, bazen kendi aramızda oluşturduğumuz forum sitelerinde paylaşımlar yapıyorduk. Başka kaynakları kullanıyorduk. Ancak EBA ile birlikte aslında bunların hepsini tek bir çatı altında ve bakanlığın resmi bir platformu altında topladık ve siz değerli öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına sunduk. Tabii bu süreçte özellikle EBA'ya olan ihtiyaç arttı. Bu webinarın düzenlenme amaçlarından bir tanesi de o. Özellikle dediğim gibi
Bu pandemi sürecinde EBA'nın hangi özelliklerini kullanabiliriz? Daha çok sunumumda onlara yer vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle dediğim gibi ben 2014 yılından beri EBA'da çalışıyorum. EBA'nın o dönemki halini de biliyorum. Aslında YTEK'te çalışmıyorken, sahada öğretmenken de sınıflarımda EBA'yı kullanıyordum. Ta ilk döneminden günümüze kadar EBA'nın durumunu biliyorum. Ve bizzat içinde bulunduğum için takip eden öğretmenlerim de bilirler. Çok muazzam bir gelişme var. Yani şu sıralarki versiyonumuzdaki mesela yenilikleri şimdi ben size anlatacağım. Tabii bu yenilikler sizden gelen dönütlerle artarak ilerleyen dönemlerde yeni versiyonlarla devam edecek. Şimdi kısaca yenilenen EBA'nın özelliklerini anlatmak gerekirse, tabii her yenilikle beraber daha kolay kullanım imkanı sağlıyoruz ama bu versiyonda çok daha kolay kullanım sağlayan bir arayüz sizlere sunmaya çalıştık. Yine takip eden öğretmenlerim bilirler, eski EBA'da diyeyim, eski EBA'da ikili bir yapımız vardı. Yani bir EBA tarafımız vardı, bir de EBA ders dediğimiz bir tarafımız vardı. Yenilenen EBA ile beraber bu ikililiği ortadan kaldırdık. Artık EBA dediğimizde tek bir platform aklımıza geliyor. Yine yeniliklerden bir tanesi, tabii kişiselleştirmeden bahsedeceğiz sık sık. Kişiselleştirme için gerekli olan bir güncellemeydi. EBA platformuna girişi zorunlu hale getirdik. Yani hep birazdan bahsedeceğiz EBA platformuna nasıl giriş yapılır. MEPPIS girişiyle, E-Devlet girişiyle veya başka yöntemlerle EBA'ya girişi zorunlu hale getirdik ki kişiselleştirmeyi sağlayabilelim. Sistem bizi tanısın, bizi tanıdığına göre bize içerikleri sunsun. Dediğim gibi bu özellikler sayesinde EBA'da kişiselleştirmeyi sağladık ve seni tanıyan sana özel EBA vurgusunu ön plana çıkardık. Başka neler yaptık yeni EBA'da? Giriş güvenliğini arttırdık teknik olarak. Öğrenci velilerinin öğrencilerine şifre oluşturmasına imkan sağladık. Yine başka bir yenilik, özel okul öğrencileri de sık sık EBA'yı kullanmak istediklerine dair bize dönütte bulunuyorlardı. Onlara yönelik de özel okul öğrencilerimize dönük olarak da EBA'yı açtık. Ve yine çok önemli bir gelişme, bu konuda da yine çok eleştiri alıyorduk. Eğitim fakültelerinde, ilahiyat fakültelerinde, eğitim bilimlerinde ya da sosyal bilimler enstitülerindeki akademisyen ve öğrencilerimize yani öğretmen adaylarımıza, yurt dışı kullanıcılarına, PİKTES kullanıcılarına da yine EBA'ya giriş yapabilmeleri imkanını sağladık. Bir başka yenilik, EBA'yı öğrencimiz ilk açtığında karşısına e-okul entegrasyonu sayesinde aldığı dersler geliyor. Birazdan dersler bölümünü göstereceğiz. Aslında öğrenci için de bu bölüm aynı ve benzer özellikler taşıyor. EBA ve e-okul arasında sağlanan iletişim sayesinde her öğrencimiz kendi sayfasını açtığında e-okulda kendisine hangi dersler atandıysa o derslere ait içerikleri hızlı bir şekilde görme imkanına sahip. Yine bir başka yeniliğimiz, muhakkak fark etmişsinizdir. Bu sene ders kitaplarımızın arkasına tasarımlar hazırladık EBA ile ilgili. Buradaki QR kodlar sayesinde her ders kitabının arkasındaki bu QR kodlarla ilgili dersin sayfasına direkt erişim imkanı sağladık. Yine bu özelliğimizi de geliştirmek istiyoruz. Her dersle ilgili değil de her üniteyle ilgili, her bölümle ilgili bu QR kodların sayısını ilerleyen dönemde arttırmayı planlıyoruz. Bir başka özelliğimiz, yine birazdan sunumumuzda çok ayrıntılı şekilde değineceğiz. Kütüphane özelliği. Aslında EBA'daki içerikleri ikiye ayırabiliriz. Bir, dersler bölümünde herhangi bir kazanım veya kazanım bileşeniyle eşleşen içeriklerimiz. Bir de direkt olarak bir kazanımı ilgilendirmeyen, daha genel, hayat boyu öğrenme kapsamındaki içeriklerimiz. Bunlar için de biz kütüphane alanımızı oluşturduk ve yine burada çeşitli kategorilerde, başlıklarda istediğimiz filtreleri yaparak veya gelişmiş arama özellikleriyle bu kazanım dışındaki içerikli kazanımlarla eşleşmiş içerikler dışındaki içeriklerimizi kütüphane bölümüne alarak yine çok sık gelen bize EBA'nın karmaşık olduğu, içeriklere erişimin zor olduğu eleştirisine karşılık böyle bir iyileştirme yapmaya çalıştık. Yine birazdan ayrıntıları göreceğiz. Özellikle bizim bu uzaktan eğitim sürecinde işimize yarayacak bir özellik etkileşimli tahta modu. Birazdan dediğim gibi bu içerikleri göreceğiz, nereden ulaşabileceğimizi ama herhangi bir içerik açıkken o içeriğin üzerinde resimler çizmemizi, şekiller çizmemizi, yazılar yazmamızı sağlayan bir özellik olan etkileşim tahta modu özelliğini bu süreçte özellikle yoğun bir şekilde kullanabileceğiz. Bu da yeni özelliklerimizden bir tanesi.
Yine EBA'yı eskiden takip eden öğretmenlerim bilirler, bir duvarımız vardı. Yeni EBA'da da bu duvarımız var ama bazı geliştirmelerle. Ne gibi gelişmeler? Özellikle takvime etki eden etkinlikler oluşturma imkanı sunduk. Burada birazdan göreceğiz duvar bölümünü. Orada yapılan paylaşımları beğenme ya da yorum yapma gibi çeşitli özellikler ekledik ve bunun gibi yapılan her tür aktiviteye hem öğretmene hem de öğrenciye bir puan verme ve bir rozet verme imkanı ekledik yeni EBA'da. Yine yeni EBA'yla sunduğumuz önemli gelişmelerden bir tanesi de portfolyo. Yine birazdan sunumumuzda çok ayrıntılı şekilde portfolyoya değineceğiz. Bir e-portfolyo dememiz daha doğru olur. Bir süreç temelli değerlendirme ürünü. Öğrencilerimizin dönem boyunca yaptığı etkinlikler, projeler veya katıldığı kurslar ve sistem üzerinden öğrenciye gönderilen çalışmaların genel raporlarının görüldüğü bir yapıdan bahsediyoruz. Ve yine dediğimiz gibi öğrenci için ve öğretmen için bir gamification yani oyunlaştırılmış bir sistem kullanımıyla bir puan ve arma kazanılması sağlandı. İlerleyen dönemlerde ve bu puan ve armaların bir anlam kazanmasını düşünüyoruz. Tabii şu anki düşüncelerimiz öğrenciler için ileride tasarlanacak bir oyunda bunların kullanılması olabilir. Veya öğretmenlerimiz için farklı getiriler olabilir bu puan ve armalarla ilgili. Yine bunlarla da ilgili çalışmalarımızın devam ettiğini vurgulayalım. Yine eski EBA'da da vardı, yeni EBA'da da var. Bir takvim. Takvim de aslında sayfam bölümünün temelini oluşturuyor takvim. Burada en önemli özellik getirilen bir gelişme. Biz öğretmen olarak e-okula biliyorsunuz sınavlarımızın tarihini giriyoruz. Ve bu takvimle e-okul arasındaki entegrasyon sayesinde bizim e-okula giriş yaptığımız o tarih o takvime işleniyor ve öğrencilerimiz de yaklaşan o sınav tarihini görme imkanına sahip olabiliyorlar. Veya biraz sonra göstereceğiz. Bir öğretmen olarak çalışma gönderdiğimizde o çalışma oraya işleniyor. Ya da çok özel belirli bir gün ve hafta olabilir. Bu çalışma buraya işleniyor ve biz genel olarak takvimde bunların ay içindeki dağılışlarını görebiliyoruz. Yine bir başka özellik performansa göre öğrenciye önerilen içerikler mevcut. Tabii burada aslında en çok akademik destek ürününü ön plana çıkartıyoruz. Yeni gelişmelerden bir tanesi. Yeri gelmişken şunu söyleyelim. Sunumumuzun süresi oldukça kısa olduğu için bu sunumda akademik desteğin çok ayrıntılı özelliklerine inemeyeceğiz. Genel olarak bahsedeceğiz akademik destekle ilgili. Yine sunduğumuz yeniliklerden bir tanesi öğretmenlerimize özel zengin içerikler, raporlama araçları ve mesleki gelişim alanı sunduk. Özellikle mesleki gelişim alanına vurgu yapmak istiyorum. Burada çok güzel içerikler bulunuyor. Çeşitli genel müdürlüklerimizin veya YİT'in hazırlamış olduğu kurslar, programlar bulunuyor. Bunlar senkron ya da asenkron biçimde olabiliyor. Bunlara katılma imkanı sunduk. Yine mesleki gelişim alanında öğretmen yetiştirme genel müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu bir öğretmen kitaplığı var. Biraz da sunumda ayrıntılarına değineceğiz. Bu özelliği kullanıcılarımıza sunduk. Ve yine katıldığımız kursların grupları veya bu gruplar dışında oluşturulan gruplara üye olma özelliğiyle eğer herkese açık değilse üye olarak, herkese açıksa direkt katılarak bu kurslarda diğer öğretmenlerle mesleki anlamda paylaşım yapma imkanını öğretmenlerimize sunmuş olduk. Genel olarak 6 tane özellikten bahsedelim. Yeni sistemimizde öğretmenlerimiz sınıfa, gruba özel çalışma gönderme imkanına sahiptir. Takdir edersiniz ki hepimizin sınıfındaki öğrenciler aynı seviyede değil. Bilişsel anlamda değil veya duyuşsal anlamda değil. Kimisi videolu içeriklerden hoşlanıyor, kimisi soru çözmekten hoşlanıyor, kimisi başka aktiviteleri seviyor. Tabii öğrencimizi en iyi biz tanırız, biz biliriz. Dolayısıyla bu özellik sayesinde istediğim sınıftan, istediğim grupları oluşturarak onlara özel içerikler gönderebilme imkanına sahibiz. Ve yine yeni gelen bir özellik, içerik üretim sistemimiz zaten vardı ama yeni sistemde artık soru ve sınav da üretebiliyoruz. Bu soru ve sınavları iki alanımız var. Bir, kendi alanımızda kaydedebiliyoruz. İki, tüm Türkiye'nin paylaşımını açarak, moderasyona göndererek tüm Türkiye'nin paylaşımına açabiliyoruz.
Yine başka bir özellik, bir bulut depolama özelliğimiz. Sisteme 2 GB boyutuna kadar dosyalarımızı yükleyebiliyoruz. Yani aynen bir flash bellek gibi bunu internet erişimi olan herhangi bir yerden bu dosyalarımıza erişme, öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle paylaşma imkanına bu sayede kavuşmuş oluyoruz. Yine sistemde öğretmenlerimiz içerik üretiminden bahsedeceğiz. Kendi içeriklerini paylaşabiliyorlar ve bunları öğrencilerine gönderebiliyorlar. Ve yine ürettikleri içerikleri tüm öğretmenlere ulaşması için moderasyona gönderebildiğini az önce söylemiştik. Portfolyoyu da az önce söyledik. Portfolyo sayesinde her bir öğrencimizin bireysel veya sınıf düzeyinde raporlamasını görebiliyoruz. Devam edelim. Akademik destekten dediğim gibi bu webinarda çok sınırlı bahsedeceğiz, süremiz çok fazla olmadığı için. Akademik destek neleri içeriyor? Aslında bir üniversite hazırlık müfredatı, yıllık takvimleri, günlük çalışma planlarını, deneme sınavlarını, basılı ve dijital içerikleri, rehberlik sistemini içerdiğini söyleyebiliriz. Tüm bunları akademik destek zekası dediğimiz bir algoritmayla işleyerek okul yöneticilerinin, öğrencilerin, velilerin, ders öğretmenlerinin, ölçme değerlendirme biriminin ve rehberlik biriminin kullanımına sunuyoruz. Kısaca şöyle özetleyelim bir öğrenci bakış açısıyla akademik desteği. Akademik destek de tabii 11 ve 12. sınıf için hazırlanan bir sistem. Üniversite hazırlık sistemi. Burada sistemin başında öğrenciye hangi üniversitenin hangi bölümünü istediği soruluyor. Ve buna yönelik o öğrencinin istediği üniversite ve bölüme ait hangi testten ne kadar net çıkarması gerektiği sistem tarafından öğrenciye bildiriliyor. Ve bundan sonra öğrencinin bir seviye tespit sınavına girerek o bahsettiği ilk girişte bahsettiği hedefiyle şu andaki durumu arasındaki farkı sistem ortaya koyuyor ve bu sayede öğrenciye bir rota çiziyor. Bu dersten bugün şu kadar çalış, şu kadar test çöz ve süreç içerisinde de öğrencinin ilerlemesini öğrenciye bildiren bir sistem. Kısaca EBA Akademik Destek Sistemi. Evet, EBA ile sunduğumuz yenilikler genel olarak bunlar. Çok özür diliyorum. Şimdi yavaş yavaş. Evet, bu arada başkanım da mesaj atmış. Akademik destekle ilgili de bir webinar planladığımızı söylemiş. Onu da buradan duyurusunu yapmış olalım. Akademik destek ürünümüzü daha ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatmak için de İlerleyen günlerde bir webinar düzenlenecek. Peki, şimdi artık gelelim gelişmelerden bahsettik yeni EBA ile birlikte sunulan. Şu süreçte EBA'yı aktif olarak nasıl kullanacağız? Şu anda ben bu ekran görüntüsünü önceki gün aldım. Şu anda EBA'ya girdiğimizde karşımıza bu ekran geliyor. Bu ekranda gördüğümüz gibi EBA TV'nin yayın akışı var. İlkokul, ortaokul ve liseye göre kanal frekans bilgileri var. Ve yine üst tarafta nasıl dediğimiz bir bölüm var şu bölümde. Burada EBA TV ders yayınına ait çeşitli açıklamalar görebiliriz. Ve özellikle buraya geçmeden önce şu sağ tarafta da bir nasıl diye bir bölümümüz var. Özellikle buradan bahsetmek istiyorum EBA'ya giriş yapmadan önce. Bu nasıl bölümünde sizlere biz öğrenci açısından, öğretmen açısından ve veli açısından bu bölüme tıkladığımızda bu sayfa karşımıza çıkıyor ve çeşitli kullanım simülasyonları geliyor karşımıza. Yani öğrenci nasıl kullanır, öğretmen nasıl kullanır, veli nasıl kullanır, çeşitli sorularla aslında EBA'yı daha etkili ve verimli kullanmanızı sağlayacak içerikleri biz sizlere buradan sunduk. Bakın alt bölümde mesela bu ekran görüntüsünde veli için hazırlanan bir simülasyon örneğini görmekteyiz. Burada bazı sorular var. İşte EBA'ya nasıl giriş yaparım, dersler sayfası nedir ya da oylama sorusu nasıl oluşturulur gibi. Bazılarını direkt size yaptıran, bazıları makinenin kendisinin yaptığı bir sentez şeklinde ilerleyen simülasyonlara dediğim gibi sağ taraftaki nasıl bölümüne tıklayarak özellikle erişmenizi rica ediyoruz. Peki devam edelim. EBA'ya nasıl giriş yapılır bunu anlatıyoruz şu anda. Şu anda dediğim gibi uzaktan eğitim sürecinde ana sayfamız normalde bu değildi ama şu andaki ana sayfamızın giriş ekranı bu. Bu bölümden EBA'ya devam et'e tıkladığımızda karşımıza böyle bir ekran gelecek. Neden böyle bir ekran geliyor? Şu anda takdir edersiniz ki EBA'ya çok
bir yüklenme var. Dolayısıyla ister istemez biz şu anda EBA'ya sınırlama, EBA'ya girişleri sınırlama yoluna gittik. Şu an için öğretmen için böyle bir durum yok ama özellikle öğrenci için buradaki çizelgede belirlenen saatlerde öğrencilerimiz sınıf seviyelerine göre EBA'ya giriş yapabiliyor. O yüzden bir doğrulama ekranı var biz EBA'ya girmeden önce. Buraya kimlik numaramızı ve sağ tarafta bulunan güvenlik kodunu girdiğimizde bizim bir öğretmen olduğumuz doğrulanacak ve daha sonra bizi her zamanki aşina olduğumuz EBA'nın giriş sayfasına yönlendirecek. EBA'ya nasıl giriş yaparız? Çok ayrıntıya girmeden zamanımız çok fazla olmadığı için hızlıca hemen vurgulayalım. Bakın hemen bir kare kod dediğimiz bir özellik var EBA'ya giriş için. Bunun için mobil uygulamamızı kullanıyoruz ve sağ üstte bulunan kare kod ikonuna dokunarak bu kare kodu telefonumuzu okutarak EBA'ya giriş yapabiliyoruz. Bunun yerine MedPass girişiyle hepimizin MedPass kullanıcı adı ve şifresi var. Klasik olarak girme imkanına sahibiz. E-Devlet'le girme imkanına sahibiz. Yine yurt dışında görev yapan öğretmenlerimiz bu bölümü kullanarak girme imkanına sahip. Ve yine EBA kodla da özellikle etkileşimi tahtada TC'sinin ve şifresinin görülmesini istemeyen öğretmenlerimiz tarafından istenen bir özellikti. EBA kodla da EBA'ya giriş yapma imkanımız mevcut. Bunlardan herhangi birisini kullanarak EBA'ya giriş yaptığımızda karşımıza bu ekran geliyor. Bu ekran bizim giriş ekranımız, sayfam dediğimiz ekranımız. Bu arada Bircan Hocam ara sıra görüyorum sağ tarafta bildirim geliyor. Bir form paylaştı. Dediğim gibi webinara yeni giren öğretmenlerimiz için bu forma sorularınızı yazabilirsiniz. Sorularınızı webinarın sonunda cevaplandıracağız. Ve yine Bircan Hocam webinarın sonuna doğru sizlerle bir link paylaşacak. O linkte de size bazı sorular sorduk EBA ile ilgili. Onları cevaplamanızı rica ediyoruz. Peki, sayfamda neler bulunur? Şimdi buna bakacağız. Baktığımızda aslında burada ilk vurgulamamız gereken şey takvim. Yani en öne çıkan özellik bana göre de takvim. Bu takvim kişiye özel. Sunumun başında vurguladık. Bir öğretmen olarak e-okula giriş yaptığımız sınav tarihlerini buradan görebiliyoruz. Resmi tatilleri görebiliyoruz. Yaklaşan etkinlikleri, belirli gün ve haftaları görebiliyoruz. Ve yine az sonra özelliklerini vurgulayacağımız, öğrencilere gönderdiğimiz süreli çalışmaların tarihlerini buradan görme imkanına sahibiz. Bu öğrencimiz için de geçerli. Öğrenci ekranında da buna benzer bir takvim var. Ve her öğrenci bu takvimi buradan görme imkanına sahip. Bir diğer özellik ne? Gelişmiş bir arama motoru var. Yine gelen eleştirilerden bir tanesi de buydu. EBA'da aradığımızı bulamıyoruz diye. Mesela bu üst bölümde ben buraya coğrafya yazmışım. Coğrafya ile ilgili içerikleri arıyorum. Buradaki büyüteç ikonuna tıkladığımda bakın karşıma böyle bir ekran geldi. Coğrafya ile ilgili 835 tane sonuç bulundu. Sağ tarafta bakın bulunan sonuçlara ilişkin içerikleri görmem mümkün. Yine üst tarafta bunlar ders içerikleri mi, kütüphane içerikleri mi, mesleki gelişim içerikleri mi? Bu anlamda bir bu sekmeler yardımıyla filtreleme yapmam mümkün. Yine sol tarafta sınıf seviyesine, derse, içerik türüne göre benim aradığım kelimeyle ilgili içerikleri burada görebilmem mümkün. Tabii biz bu arama motorunu nasıl çalıştırıyoruz? Birazdan bahsedeceğim. Her bir içeriğe bir anahtar kelime atayarak metadata dediğimiz onların verilerini çok düzgün ve muntazam bir şekilde girerek aslında biz bu özelliği kazandırdık. Birazdan içerik üretiminde bahsedeceğim. O yüzden EBA olsun başka bir yer olsun herhangi bir yere içerik üretirken yüklerken o içeriği tanımlayan anahtar kelimeler bu anlamda çok önemli. Veya yine birazdan bahsedeceğiz bu içeriğin ait olduğu eğer bir kazanımla ilişkili ise kazanımı buraya belirtmek, sisteme tanıtmak oldukça önemli. Ne kadar bu anlamda bir iyileştirme yaparsak kullanıcılarımız da içeriklere o kadar kolay erişebilir. Yine bir diğer özellik, özellikle pandemi sürecinde yoğun olarak kullanabileceğimiz bir özellik, mesaj gönderme. Buradan mesaj gönder alanına gördüğünüz gibi sağ üstteki mektup ikonundan gidiyoruz ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada aynen bir mail gibi, bir mail hesabımız gibi gördüğünüz gibi bir gelen kutumuz var. Bize gelen mesajların görüldüğü, gönderilenler sekmemiz var. İşte
tümünü listeleyebildiğimiz veya okunmamış mesajlarımızı listeleyebildiğimiz bir alan var. Ve buradan istediğimiz öğrenciye, öğretmene veya gruba, birazdan grup oluşturmadan bahsedeceğiz, herhangi bir özel mesajı gönderebiliyoruz. Bu sayede bu mesajı kimsenin görmesini istemiyorsak, sadece gönderdiğimiz kişi ya da grubun görmesini istiyorsak bu özelliği kullanabilmemiz mümkün. Herhangi birine mesaj gönderdiğimizde sağ üstteki mektup ikonunda bir bildirim gelecek ve kendisine mesaj gelen kişi de böylelikle bunu anlayacak. Mesaj gönderme alanını görmekteyiz. Bakın buradan kullanıcımızı seçerek ister bireysel, ister bir öğrencimize, ister bir öğretmenimize veya oluşturduğumuz bir gruba herhangi bir konuda ve içerikte herhangi bir mesajı gönderebilmem mümkün. Yine ana sayfada vurgulamamız gereken bir diğer özellik bildirim görüntüleme. Bugün burada anlatacağımız aslında her şey bu bildirimlerde bir dönüşü var. Yani birine ödev gönderdiğimizde, birisi bize herhangi bir içerik atadığında bunları bu bildirim alanından görebilmemiz mümkün. Evet, gördüğümüz gibi örneğin bu ekran görüntüsünde işte benim bir eğitimim varmış. Bu eğitimi bana anlatıyor. Ya da bir öğretmenim benim üye olduğum herhangi bir grupta bir şey paylaşmış. Bana bunu haber veriyor. Dolayısıyla bildirim görüntüleme özelliğini bu sayede kullanabiliyorum. Profil işlemleri menüsüne de yine ismimin sağ yanında bulunan bu ok işaretinden girebiliyorum. Burada profilimle ilgili bilgileri, kullanıcı işlemlerini, yine görünüm ayarlarını yapabiliyorum veya sistemden çıkabiliyorum. Burada özellikle yine işimize yarayacak veya bilmemiz gereken bir özellik biz öğrencimize şifre imkanı. Evet. Bu arada Ertan Hocam mesaj atıyor. Tabii ben WhatsApp'tan bakabiliyorum. Kusura bakmayın. Soru cevap kısmına daha fazla zaman ayırabilir miyiz? Tabii ki ayırabiliriz. Ben biraz sunumu hızlandırayım. Soru cevaplarımız bayağı fazlaymış. Onlara daha fazla zaman ayıracağız. Hiç merak etmeyin. Özellikle dediğim gibi öğrenci şifre özelliğini anlatmak istiyorum. Burada biz öğrencilerimize şifre verebiliyoruz. Şifre özelliğine tıkladığımızda karşımıza bu ekran geliyor. Burada oluşturacağımız ekranın tek kullanımlık olduğunu ve 5 gün içerisinde eğer öğrenci bu tek kullanımlık şifre vasıtasıyla yeni şifre oluşturmazsa bu şifrenin iptal edileceğini bize anlatıyor. Bu ekrana, şu bölüme öğrencimizin TC'sini girerek öğrenci bilgilerini getir butonuna tıklıyoruz ve bu alandan öğrencimize tek kullanımlık bir şifre atayabiliyoruz. Öğrencimiz de o tek kullanımlık şifreyle kendisine yeni bir EBA giriş şifresi oluşturabiliyor. Yine EBA sayfamda vurgulamamız gereken önemli bir yer zaman tüneli akışı. Burasını aslında sıklıkla günlük hayatımızda kullandığımız bir sosyal medya hesabına benzetebiliriz. O çok malum sosyal medya hesabını aslında gene örnek verebiliriz. Burada bir akışımız var. Bugün burada anlatacağımız her şey bu akışa kaydoluyor. Yani ben bir öğrencime, bir sınıfıma ödev gönderdiğimde, bir tartışma başlattığımda veya benim üye olduğum herhangi bir duvarda başkası bir etkinlik yaptığında onların hepsini buradaki akıştan takip etme imkanına sahibim. Hızlıca burada neler yapabileceğimizi söyleyelim. Birazdan ayrıntılarına değineceğiz. Bir ileti paylaşabiliyorum. Tartışma konusu açabiliyorum. Oylama oluşturabiliyorum. Etkinlik düzenleyebiliyorum. Gündem akışını izleyebiliyorum. Herhangi bir başkasının paylaştığı içeriğe yorum, beğeni yapabiliyorum. Veya onu başka bir yerde paylaşabiliyorum. Yine başkasının oluşturduğu tartışma ve etkinliklere veya soru cevap etkinliklerine katılabiliyorum. Böylelikle grup içinde bir paylaşım ve iletişim sağlamış oluyoruz. Aslında bu sistemin adı akademik işbirliği temelli bir sistem. Bu özelliği daha çok bu duvar alanından öğrencilerimle yapabilmem mümkün. Bir anlamda da bizim için bir history, yani tarih, geçmişte hangi sınıfımla ne yapmışım bunu bir öğretmen olarak görme imkanına sahibim. Yine EBA sayfamda bulunan bir diğer yer gönderdiğim çalışmalar bölümü. Birazdan bir çalışma nasıl gönderilir? Özellikle pandemi sürecinde çok işimize yarayacak bir özellik. Öğrencilerimize çalışma gönderme. Örneğin burada ben hangi tarihte, hangi sınıfa, hangi konuda, hangi çalışmayı göndermişim bunu genel olarak görebiliyorum ve bunun raporunu görebiliyorum. Yani gönderdiğim çalışmayı kaç kişi izlemiş, eğer içerisinde bir sınav varsa kaç kişi sınavı çözmüş. Hatta ve hatta birazdan daha ayrıntılı bahsedeceğiz raporlardan. Bu sorulardan hangisini doğru, hangisini yanlış çözmüş gibi çok ayrıntılı raporlamalara
bu bölümden ulaşabilmem mümkün. Mesela bir tanesine bakalım. Bakın benim bir ödevim, iki tane sınıfa göndermişim. İşte bu sınıftan bir öğrencim bunu tamamlamış. Kimse sınava girmediği için %0 gözükmüş. Diğer sınıfa gönderdiğim bir çalışmada içinde sınav olmadığı için bir başarı ortalaması yok. Bu şekilde gönderdiğim sınıfta ki içeriklerin öğrenci açısından durumunu görme imkanına sahip. Diğer bir taraf aktif öğrencilerin bölümü. Öğrencilerim acaba EBA'ya giriyor mu? Giriyorsa hangisi daha çok giriyor? Bu anlamda bana EBA'ya son 7 günde en çok giren öğrencilerimin listelendiği bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Güncel tartışmalar benim başlattığım veya okulumda herhangi bir öğretmenin başlattığı bir tartışma olabilir. Bunları güncel tartışmalar bölümünden görebilirim. İlgimi çeken bir tartışma olursa onun üzerine gelerek tıklayıp bu tartışmayla ilgili fikrimi yazabilirim bu bölümden. Yine bir diğer özellik ileti oluşturma bölümü. Biraz daha ayrıntıya girdik. Az önce vurgulamıştık. Bu bölümde öğrencilerime herhangi bir ileti yazabilirim. Mesela bakın buradaki videoda işte çarşamba günkü bir canlı dersimiz varmış. O canlı dersimizde işte atlaslarımızı getirin demişim ben onlara. Herhangi bir grupla paylaşıyorum. Önemliyi vurguluyorum ki önemliyi vurguladığımda şu şekilde bir ünlem işareti geliyor. Ve paylaş dediğimde paylaştığım grupta bu iletiyi öğrencilerim görüyor ve gereğini yerine getiriyorlar. Beğenebiliyorlar, yorum yazabiliyorlar, favorilerini alabiliyorlar. Onlar da başka bir yerde yine paylaşabiliyorlar. Tartışma oluşturmanın ayrıntılarına girelim. Bakın şu bölümde tartışmaya tıklıyorum. Tartışmaya ait ifadeyi buraya yazıyorum. Yine herhangi bir dosya da ekleyebilirim bu tartışmaya ait. Önemli bölümünü tıklayabilirim. Grubumu seçiyorum. Paylaşa tıklıyorum ve bakın burada tartışmam geldi. Yani öğrencilerimle bir beyin fırtınası yapmak istiyorsam bu tartışma özelliğini özellikle kullanabilirim. Tabii bu uzaktan eğitim sürecinde EBA kullanımı aslında herkesin senkron biçimde kullanmasını gerektirmiyor. Tartışma oluşturma özelliği sayesinde aslında 7 gün 24 saat ben EBA kullanımına imkan sağlamış oluyorum. Yani bir şey paylaştım ve bunu öğrencim isterse gece 11'de gece 12'de de girip bir şey yazabilir. 15 tatilde de yazabilir. Yarın öbür gün inşallah normale döndüğümüzde yaz tatilinde de yazabilir. Dolayısıyla aslında bugün burada anlattığımız özelliklerle EBA 7-24 açık olan bir okul dersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Oylama nasıl oluşturacağız ona bakalım. Öğrencilerim arasında bir oylama oluşturmak isteyebilirim. Mesela bir sınav düzenleyeceğim. İnşallah normal örgün eğitime döndüğümüzde her şey normalleştiğinde. Ve öğrencilerime sınavda hangi tip soruların olması gerektiğini soruyorum. Bir oylama yapmak istiyorum. Bunun için oylama özelliğini kullanabilirim. Bu arada yorum kısmına sizler de bu özelliklerin başka hangi anlamda, hangi alanlarda kullanılabileceği ile ilgili kendi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Örneğin ileti özelliğini şu şekilde kullanabilirim, oylama özelliğini şu şekilde kullanabilirim diye şu anda yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bunların hepsini sonra ben özellikle merak ediyorum ve inceleyeceğim. Dediğim gibi bu senaryoda bir etkinlik oluşturuyoruz ve bu etkinlikte pardon bir oylama oluşturuyoruz. Bu oylamada dediğim gibi yazılıda hangi tip soruların olması gerektiğini soruyorum. Sorumu yazıyorum. Sorumu yazdıktan sonra seçenekleri yazıyorum. İşte çoktan seçmeli mi olsun, doğru yanlış mı olsun. İstersem seçenek sayısını buradan arttırma imkanına sahibim. Ve yine bunun bir bitiş tarihi ve saatini giriyorum. Yani öğrencilerim bu oylama sorusunu şu tarih, şu saate kadar cevaplandırabilirler diye buraya belirtiyorum. Ve paylaşarak öğrencilerin bu oylama sorusuna ait cevapları girme imkanına sahipler. Tabii bu sizin yaratıcılığınıza kalmış. Yani burada bazı senaryolar dahilinde bu özellikleri anlatmaya çalışıyoruz. Sizler çok daha farklı, yaratıcı şekilde EBA'nın bu özelliklerini kullanabilirsiniz. Yine bir diğer özellik etkinlik oluşturma. İnşallah yine normale döndüğümüzde örneğin düşünün ki okulumuzda bir ağaç dikme etkinliği yapmak istiyoruz. Ve bu ağaç dikme etkinliğine kaç kişinin katılacağını merak ediyoruz. Bu ağaç dikme etkinliğini çünkü okulumuz dışında bir yerde yapacağız. Bir servis aracı kiralayacağız. Acaba kaç kişi katılacak? Ona göre benim servis aracı ayarlamam lazım. Dolayısıyla böyle bir etkinlik oluşturmam benim işimi oldukça kolaylaştıracak. Yine buraya bir etkinliğin ismini, ne zaman olduğunu, saatini, tarihini yazıyorum.
Varsa etkinlikle ilgili açıklamaları yazıyorum ve öğrencilerimle paylaşarak bu etkinliğe kaç kişinin katılabildiğini kendi sayfamdan görebiliyorum. Bakın bu örnekte mesela bu etkinliğe bir görsel de eklemişiz. İstediğim grupla gördüğünüz gibi paylaştım ve öğrencilerim buna girerek ben katılıyorum, katılmıyorum diye cevap vererek benim nasıl bir organizasyon yapmam gerektiği konusunda bana destek oluyorlar. Peki, dersler bölümüne gelelim. Aslında bu bölümün bir sorusu var. EBA'daki içeriklere nasıl ulaşırım? Yani nasıl daha kolay ulaşırım veya nokta atışı istediğim konuya ait içeriği nasıl bulurum? Aslında bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız. EBA'da herhangi bir kazanımla eşleşen tüm içeriklerimiz dersler bölümünde yer almaktadır. Dersler bölümüne girdiğimizde karşımızda bu veya buna benzer kendi alanımıza göre bir sayfa gelecek. Burada gördüğünüz gibi sınıf seviyesi, ders ve bu seçilen sınıf seviyesi derse ait üniteleri görmekteyim. Burada hangi sınıf seviyesinde, hangi derste, hangi ünitede içerikleri istiyorsam bu bölümü kullanarak gerekli filtrelemeleri yapabilirim. Benim seçtiğim ders, sınıf ve üniteye göre, hatta bu üniteye tıkladığımızda bir alt dal daha açılıyor, konu başlıkları. Buradaki içerik türlerinin değiştiğini göreceğiz. Bazılarında çoğunda ders kitabı var. Bazılarında videoların ağırlıklı olduğunu, bazılarında testlerin ağırlıklı olduğunu göreceğiz. Bu bölümde biz örnek olarak coğrafya dersini vermişiz. Mesela coğrafya dersinde bir konuya tıkladığımızda karşımıza böyle bir ekran geldi. Bu ilk bölüm bizim sıralı anlatımlarımız. Şurada gördüğümüz ilk bölüm sıralı anlatımlarımız. Sıralı anlatım ne demek? Aslında sıralı anlatım bizim için bir sistem önerisi. Yani ben seçtiğim konuya ait bir içeriği hangi videoları, hangi artık o içeriğin türü neyse içeriği takip ederek anlatayım. Sistem bize bir öneri sunuyor. Burada hazır bir sıralı anlatım var. Ne yapabilirim? İstersen ben bu sıralı anlatımı kullanarak dersimi takip edebilirim. Peki kullanmak zorunda mıyım? Hayır. Kendi sıralı anlatımlarımızı ki biz buna listeler diyoruz. Kendi listelerimizi de oluşturup sisteme kaydederek örneğin 8A sınıfına bir ders işliyorum. Aynı konuyu 8B sınıfına da işliyorum. Dolayısıyla her seferinde bu farklı şubelere girdiğimde bu aynı içerikleri dizmek için, sıralamak için zaman harcamamak adına burada istediğim içeriği istediğim sıraya dizerek kendi listemi, ana özel listemi oluşturarak bu içerikleri dersimi takip etme imkanına sahip. Sıralı anlatımı nasıl açıyorum? Buradaki play tuşuna bastığımda bakın sıralı anlatım karşımıza geldi. Dediğim gibi buradaki sıralı anlatımlar arasında geçiş de yapabiliyoruz. Bunu kendi listemize de ekleyebiliyoruz. Çalışma olarak gönderebiliyoruz. Birazdan ayrıntılarına değineceğiz. Eğer bu çalışmayı daha önce birine gönderdiysem onun raporunu görebiliyorum veya herhangi bir çalışma olarak değil de sadece öğrencilerimi haberdar etmek istiyorsam şu bölümdeki paylaş bölümüne tıklıyoruz. Ses kesik diye bazı öğretmenlerim dönüş yapıyor ama şu anda geliyor mu sesim? Evet. Devam ediyoruz. Tabii bazı öğretmenlerimizin zannediyorum ya bağlantılarından ötürü ya da cep telefonlarından giriyorlarsa ondan ötürü olabilir. Çoğunluk ses net dedi. Teşekkür ediyorum. Burada özellikle bir özellikten bahsetmek istiyorum. Sunumun başında bahsetmiştik. Etkileşimli tahta modu. Bu özellik sayesinde ben az önce bahsettiğim bu listeleri herhangi bir sıra dahilindeki bu listeleri ekrana getiriyorum ve bu ekran üzerinde şurada gördüğüm araç vasıtasıyla, kalemler vasıtasıyla veya işte diğer silgi gibi araçlar vasıtasıyla üzerinde ders işleyebiliyorum. Bu ekranı mesela şu dönem için şöyle düşünelim. Birazdan webinarın sonunda canlı dersten bahsedeceğim. Bir canlı ders açtık. Canlı dersimizde bir konu işliyorum, bir sıralı anlatımı takip ediyorum. Etkileşim tahta modunda açtım. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Buradaki kalemleri kullanarak dersimi takip edebilirim. Tabii bu sırada canlı ders işliyorum. Ekranımın görüntüsünü öğrencilerime aktarıyorum. Özellikle etkileşimi tahta modunu pandemi sürecinde yoğun olarak kullanabiliriz. Bizim için çok büyük kolaylık. Burada istediğim içerikler arasında geçiş yapabiliyorum. Dediğim gibi üzerinde herhangi bir çizim
vesaire şekil ekleme gibi özellikleri etkileşim tahta modu sayesinde yapabiliyorum. Evet, liste olarak kaydetmeye bakalım. Dediğim gibi buradaki bir sıralı anlatımı şuradaki ikona tıklarsak liste olarak kendi alanımıza kaydederiz ve daha sonra listelerim alanını anlatacağız. Bu içeriklerin sıralamasını istersek değiştiririz, istersek beğenmediklerimizi, istemediklerimizi kendi listemizden çıkarabiliriz. Bakın mesela ben bunu bir liste olarak kaydettim. Kendi listelerim alanına gitti. Devam edelim. Çalışma gönderme özelliğini birçok yerde göreceğiz ama bir yerde anlatmamız lazım. Onu burada yapalım isterseniz. Bir daha gösteriyorum. Şu ikona tıklayarak çalışma gönder özelliğini kullanıyoruz. Yine bu süreçte özellikle yapabileceğimiz bir özellik. Örneğin buradaki senaryoda burada gördüğümüz sıralı anlatımı çalışma olarak öğrencilerime gönderiyorum. Sınıfımı seçiyorum. Bu öğrencilerim bu çalışma etkinliğini ne zamana kadar yapabilsinler? Onlara bir son tarih veriyorum ve göndere basarak onların bu gönderdiğim çalışmaya ulaşmasını sağlıyorum. Ve yine birazdan göreceğiz. Gönderdiğim çalışmalar bölümünde, raporlar bölümünde bu gönderdiğim çalışmaya ait detaylı raporlamaları görebiliyorum. Acaba hangi öğrencilerim benim gönderdiğim bu ödevi yapmış, videolarımı izlemiş, gönderdiğim veya içinde sınav varsa sınavları çözmüş. Bunların hepsini bu özellik sayesinde görebiliyorum. Bu arada biraz hızlı gittiğimin farkındayım. Çünkü aslında her şeyi anlatmak istiyorum. Ama zamanımız da dar. Lütfen bu konuda beni mazur görün. Mümkün olduğunca tane tane tek tek anlatmaya çalışıyorum. Hızlısam eğer lütfen kusura bakmayın. Peki paylaş özelliğine bakalım. Dediğim gibi illa bir içeriği bir öğrencime veya bir gruba göndermek zorunda değilim. Herhangi bir duvarda, herhangi bir grubun paylaşım alanında, az önce bahsettiğim sayfam alanında mesela ileti paylaşmayı göstermiştik. Orada paylaşabilirim ve genel olarak buradaki içeriklerden öğrencilerimi haberdar edebilirim. Tabii bu arada hep öğrenci-öğretmen etkileşiminden bahsediyoruz ama aslında burada öğretmen-öğretmen etkileşimi de var. Gruplar bölümünde bahsedeceğiz. Öğretmenler de kendi aralarında çeşitli gruplar kurabilir, özel gruplar kurabilir ve burada bahsettiğim aslında her şey illa öğretmen ve öğrenci arasında değilse öğretmen ve öğretmen arasında da yine bir etkileşim kurabiliyoruz. Zümre çalışmaları yapma imkanına sahibiz, onu da vurgulamış olalım. Evet, paylaş bölümünü gördüğümüz gibi bu ikona zaten yabancı olduğumuzu zannetmiyorum. Bu ikona tıklayarak nerede paylaşmak istiyorsak bu grubu seçtiğimizde bunlara erişmemiz, bunları paylaşabilmemiz mümkün. Evet, listeye ekle özelliğini anlatmıştık. Evet, mesela ben bu sıralı anlatımın tamamını değil de buradaki beğendiğim ufak bir parçayı sadece listeme eklemek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada eklemek istediğim ikonun içeriğin altında bir artı ikonu var. Bu artı ikonuna tıkladığımda yine karşıma burada bakın benim daha önce oluşturduğum listeler geliyor ekrana. İstersen bu listelerden birini seçerek, istersen yepyeni bir liste oluşturarak bu tek tek sıralı anlatım oluşturan parçacıkları da listeme ekleyebilmem mümkün. Peki, dersler bölümü de bu şekilde sayın öğretmenlerim. Şimdiki sorumuz şu, EBA'da ölçme ve değerlendirme nasıl yapılır? Aslında bu soruyu şöyle de sorabiliriz. EBA'da klasik ölçme değerlendirme nasıl yapılır? Yani herhangi bir çoktan seçmeli ya da eşleştirme ya da doğru yanlış açık uçlu sorularla değerlendirmeyi bahsediyoruz. Ölçme değerlendirme derken. Portfolyo bölümünde süreç temelli hani daha yeni yöntemlerle diyelim ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapıldığını, sistemin nasıl çalıştığını anlatacağız. Sınavlar bölümünde gördüğünüz gibi 8 tane başlığımız var. Çeşitli testlerimiz, tarama testleri, İşte merkezi sınav, örnek soruları, birazdan bahsedeceğiz. Kendi sınavlarım alanı veya yaprak testlerim alanı gibi çok çeşitli alanlarımız var. Burada örnek olarak olarak tarama testleri bölümünü ben sizlere göstereceğim. Zaten diğer alanlar da buna benzer özellikler içeriyor. Bakın burayı tıkladığımda karşıma böyle bir ekran geldi. Bir test arıyorum. Yani bu süreçte öğrencilerime dersimi işledim ve onların bir test çözmesini istiyorum. Ne yapıyorum? Sınavlar alanına giriyorum. Tarama testlerine giriyorum. Buradan hangi okul türünde, hangi sınıfta, hangi derste bir test arıyorsam gerekli filtrelemeleri yaparak istediğim testlere ulaşıyorum.
Bakın burada ÜTT dediğimiz ünite tarama testi, yani kocaman bir ünitenin tamamını tarayan bir test veya KTT dediğimiz konu tarama testi, sadece bir konuya ait içerikleri taradığımız, ölçtüğümüz testler karşımıza geliyor. Yanında soru sayısını görüyorum. Hemen üstüne tıklayarak testi görebilirim. İncele bölümüne tıklıyorum. Testteki soruları tek tek inceliyorum. Dilersem cevapları göster bölümünü tıklıyorum. Burada soruların cevaplarını inceliyorum. Acaba bu test benim öğrencilerim için uygun mu? Tek tek inceledikten sonra ne yapıyorum? Testin sağ yanındaki o minik ok işaretini tıklıyorum ve oradan artık nasıl paylaşmak istiyorsam, eğer bir çalışma olarak, ödev olarak göndermek istiyorsam, çalışma gönder bölümüne. Az önce göstermiştik çalışma gönder özelliğini. Paylaşmak istiyorsam sadece, yani öğrencilerim çözse de olur, haberdar etmek istiyorsam, çözmese de olur diyorsam, paylaş özelliğiyle herhangi bir duvarda, grupta paylaşma imkanına sahibim. Yine buradaki testi az önce listelerimden bahsetmiştim, sıralı içeriklerden. Kendi listelerimde herhangi bir yere eklemek istiyorsam onu görebiliyorum. Acaba bu test daha önce hangi sınıflara gönderilmiş? Bu sınıflardaki çalışma durumu ne? Sonuç durumu ne? Raporları ne? Bunu görmek istiyorsam rapor bölümüne tıklıyorum. Yine az önce etkileşim tahta modunu göstermiştik. Bu testi etkileşim tahta modunda açarak da öğrencilerimize çözdürebiliriz. Onlara yetki vererek bazı soruların onların çözmesini isteyebiliriz. Ve istersek de inşallah yine süreç normale döndüğümüzde okullarımızda yazdır özelliğiyle bu testimizi yazdırıp öğrencilerimize dağıtma imkanına sahibiz. Yine bu bölümdeki bir özellikten bahsetmek istiyorum. Sınav oluşturma. Bu bölümde kendi sınavımızı oluşturabiliyoruz. Bunun için sınavlarım alanına giriyoruz. Bu bölümde sınav oluştur butonuna tıklayarak istersek kendi alanımızda birazdan soru eklemeyi göstereceğiz soruları. İstersek incelemeden geçmiş, moderasyondan geçmiş soruları, bakın burada hızlandırılmış şekilde anlatıyoruz, zamanımız çok yok, seçerek kendi sınavımızı da oluşturma imkanına sahibiz. Tabii bu sınavımız için bir başlık, zorluk derecesi, sınıf seviyesi ve tip gibi çeşitli özellikleri girmemiz lazım. Bakın artık ben kendi sınavımı oluşturdum. EBA'daki yüz binlerce soru içerisindeki sorudan istediğim soruları seçerek kendi özel sınavımı bu sayede oluşturdum. Bunu da yine öğrencilerime gönderebilirim, paylaşabilirim, yazdırabilirim veya etkileşimi tahta modunda açabilirim. Yine bir diğer ilginizi çekeceğini düşündüğüm, özellikle bu süreçte de kullanılabilecek bir özellik yaprak test ekleme. Yani benim elimde bir yaprak test var. Dijital değil, kağıt. Onu ben sisteme ekleyebilirim. Nasıl? Yaprak testlerin bölümüne geliyorum. Buradan yaprak test ekle bölümüne giriyorum. Ve bu ekranda testin bilgilerini giriyorum. Yani o testin adı ne? İşte testin ilgili olduğu sınıf ne? Ders ne? Onu yazıyorum. Ve daha sonra bakın burada hemen dosya ekle bölümü var. O yaprak testin eğer tarama imkanım varsa tarayarak, fotoğrafını çekme imkanım varsa fotoğrafını çekerek o dosyayı görsel olarak buraya yüklüyorum. Daha sonrasında bana bu yaprak testin kaç seçenekli olduğunu soruyor. Onu yazıyorum. Tek tek cevapları işaretliyorum ve kaydet bölümüne tıklayarak aslında elimde basılı olan bir materyali dijital hale getirebiliyorum ve yine bunu öğrencilerimle çeşitli şekillerde paylaşabiliyorum. Devam ediyorum. Kütüphaneden bahsedelim hızlıca. Yeni EBA'da aslında iki tür içerik var demiştik. Bir, kazanımlar ve eşli içerikler. Ondan az önce bahsettik. Dersler bölümünde erişiyorum. İkincisi ise herhangi bir kazanımla direkt olarak ilişkisi olmayıp belli kategoriler altında bizim sınıflandırdığımız içerikler. Bunlara da yine kütüphane bölümünden erişmem mümkün. Hangi kategoride içeriğe erişmek istiyorsam o kategoriye tıkladığımda karşıma o kategoriye ait içerikler gelmekte. Ve yine burayı da kendi içerisinde görsel, uygulama, kitap, dergi diye filtreleyebiliyorum. Veya alt başlıklarda bu içerikleri filtreleyerek bunlardan hem kendim yararlanabiliyorum hem de öğrencilerimi yararlandırabiliyorum. Evet, listeler özelliğimize geldik. Listeleri az önce anlatmıştık. Bakın mesela sol taraftan geldim bu arada bu listeler bölümüne. Bu alanda benim daha önce oluşturduğum listeler var. Bu listeleri ne yapıyorum? İstersem üstüne gelerek inceleyebiliyorum, sırasını değiştirebiliyorum. İstersem öğrencilerime ödev olarak gönderebiliyorum.
Çalışmalar alanı nedir? Tabii bu süreçte dediğim gibi az önce bahsettiğim özellikleri kullandık. İşte öğrencilerimize ödevler gönderdik. Onların yapıp yapmadığını takip etmemiz lazım. Bunu çalışmalar alanından yapıyorum. Bu benim için de bir yol gösterici bir alan. Yani acaba hangi konuda, hangi tarihte, başlangıç ve bitiş tarihinde, hangi sınıfıma veya hangi grubuma hangi içeriği göndermişim? Bunları buradan görebiliyorum ve bu içeriklerin gönderdiğim çalışmaların herhangi birinin üstüne tıklayarak buradaki hangi öğrencimin ne kadar tamamladığını, eğer gönderdiğim çalışmanın içerisinde bir sınav varsa hangi öğrencimin ne kadar başarı gösterdiğini çok ayrıntılı bir şekilde görme imkanına sahibim. Çok ayrıntılı derken aslında bu çok ayrıntılı bölümünü raporlar alanından yapıyoruz. Yine sol taraftaki raporlar bölümünden buraya giriyoruz. Gördüğünüz gibi çalışma raporları, bireysel çalışma raporları ve genel performans raporları burada mevcut. Bu sunuda örnek olarak çalışma raporlarını göreceğiz. Bakın mesela burada bir çalışmamız var öğrencimize gönderdiğimiz. Bu gönderdiğimiz çalışma işte hangi alt başlıklardan oluşuyor? Öğrencim bu hangi alt başlığın ne kadarını tamamlamış? Yani gördüğünüz gibi bir analiz yapıyorum. Eğer gönderdiğim şey bir sınavsa bu sınavın analizini görme imkanına sahibim. Bakın mesela burada hangi öğrencim bu içeriği ne kadar tamamlamış bunları görebiliyorum. Evet mesela burada işte Kaç öğrencim slide gönderdiği kaldı hocam? çalışma. Yani Ertan hocam. soru cevap bölümü bayağı sizi yoracak da o yüzden söyledim. Az kaldı hocam. Biraz Tamam, hızlanarak teşekkür devam ederim edeyim. hocam. Tamam, toparlıyorum. Mesleki gelişim alanı yine bu süreçte özellikle kendi gelişimimiz için kullanabileceğimiz bir alan. Burada özellikle bu dönemde hepimize atanan bazı kurslar var. Özellikle girip incelemenizi tavsiye ediyorum. Burada bir kursa girerek oradaki bize sunulan içerikleri takip edebiliriz. Örneğin bir müze eğitimimiz var. Yine okul tabanlı afet eğitimimiz var. Bunlara girmenizi öneririm. Bu her bir kursa ait de yine bir grubumuz var. Bu gruplarda da az önce bahsettiğim öğretmen-öğretmen etkileşimini sağlayabiliriz. Gruplar alanımız bu şekilde. Burada kendi grubumuzu nasıl oluşturacağız? Burası e-okulla entegre çalışıyor. Bunun için önce şube eklememiz lazım. Şube ekleyebilmek için bakın ekranda gördüğümüz gibi şube ekli butonuna tıklıyoruz. Bir şube ekliyoruz. Dediğim gibi her öğrenci aynı seviyede değil. Herhangi bir grup oluşturmak istiyorum bu şubemdeki 3 öğrenciyle 5 öğrenciyle. Bunun için de gruplar bölümünü kullanarak özel bir grup oluşturma imkanına sahibim. Kapalı bir grup olabilir, herkese açık bir grup olabilir veya zümremle aramda bir iletişim kurmamı istediğim bir grup olabilir. Portfolyolar yine dediğim gibi süreç temelli bir değerlendirmeyi bize sağlayan bir durum. Portfolyolara tıkladığımda her öğrencimin bir portfolyosu olduğunu göreceğim. Burada portfolyo bölümünde akademik durumlarını, çalışmalarını, işte puanını, armalarını, daha önce hangi öğretmen ona hangi çalışmaları göndermiş, hangi öğretmen ne görüş yazmış, her bir öğrencimin çok ayrıntılı bir şekilde portfolyosunu görme imkanına sahibim. Bir proje yapmak istiyorsam buradan gördüğünüz gibi ekrandan bir proje ekleyebilirim. Bu yapılan her şey portfolyoya ekleniyor. Dosyalar bölümünden bahsettik aslında burayı hızlı geçiyorum. Herkesin 2 GB'lık alanı var. Buraya yükleyebiliyoruz ve yine paylaşma, gönderme gibi çeşitli şeyleri yapabiliyoruz. Takvim bölümü de yine ilk başta bahsettiğimiz takvimin daha ayrıntılı gördüğümüz hali. İçerik üretiminde zamanımız azaldı. Burayı maalesef biraz hızlı geçeceğim. Buraya biz öğretmenler olarak kendi içeriklerimizi de ekleyebiliyoruz. Yani içerik ekle bölümünden herhangi bir türde içerikleri ekleyebiliyorum. Hangi türde içerikleri ekleyebiliyorum? Görsel olabilir, video olabilir, PDF olabilir. Bu türde farklı içerikleri burada eklemeye imkanına sahibim. Tabii her eklediğimde az önce bahsettiğimiz o EBA'nın sağlam yapısını koruma adına bunları bir metadatalandırıyorum. Yani çeşitli bilgiler atıyorum. Anahtar kelimeler, başlıklar, açıklamalar, işte 5E öğrenme döngüsündeki yeri gibi çeşitli içerikleri, metadataları buraya ekleyerek aslında kendim için de bir avantaj. Bunları güzel bir şekilde aslında sınıflandırmış oluyorum ve yine bunları ister kendi alanıma kaydedebilirim, istersem tüm öğretmenlerle paylaşmak üzere EBA'daki moderasyon birimine gönderme imkanımızı
imkanına sahibiz. Onu da vurgulayalım. Sorular da aynı şekilde. Buraya istersek kendi sorularımızı da ekleyebiliyoruz. Çoktan seçmeli, eşleştirme, açık uçlu tipli kendi sorularımız varsa yine EBA'ya gördüğünüz gibi ekleyerek bunları kendi alanıma kaydedebilirim veya tüm Türkiye ile paylaşmak üzere yine moderasyona gönderme imkanına sahibiz. Peki son olarak canlı sınıfa gelelim. Canlı sınıf özelliğimiz pazartesi itibariyle yayına girdi. Şu an için 8, 12 ve hazırlık sınıflarımız için. İdarecilerimizin ne yapması lazım? Aslında ilk yapılması gereken şey idarecilerimizin yapması. Bize bu dersleri atayacaklar. Yani ekranda gördüğümüz gibi dersle ilgili bilgileri girecekler. Adı ne bu dersin? Tarihi ne? İşte ne zaman başlayacak? Konusu ne? Hangi sınıf için hazırlanıyor? Hangi öğretmen bu dersi verecek? Bu bilgileri önce idarecilerimizin oluşturup o canlı dersi bize ataması lazım. Bununla ilgili çeşitli platformda bunların nasıl yapılacağı ile ilgili şu anda ekranda gördüğünüze benzer çeşitli videolar idarecilerimiz için mevcut. Gördüğünüz gibi bakın burada idarecimiz bir canlı ders oluşturuyor ve istediği öğrencileri çıkararak, ekleyerek veya istediği öğretmeni seçerek burada canlı dersimizi oluşturmuş oldu ve artık ne oldu? Bu canlı dersi oluşturan öğretmenimize bir bildirim düştü. Öğretmenimiz bunu nasıl görecek? Öğretmenimiz bunu duvarından görebilir, takviminden görebilir, az önce bahsettiğimiz bildirim alanından görebilir. Daha sonra canlı dersler bölümüne girerek saati geldiğinde o dersimize girebilir ve dersini işleyebilir. Az önce anlattığım özellikleri kullanarak da bu pandemi sürecinde etkili bir şekilde EBA'yı kullanabilir diyerek ben sunumu bitirmek istiyorum. Umarım zamanı iyi ayarlayabilmişizdir. Bu arada dediğim gibi herhalde Bircan Hocam paylaştı. Sizlerin EBA'nın uzaktan eğitim sürecinde kullanımı ile ilgili görüşlerinizi merak ediyoruz. Bu anlamda burada ekranda gördüğünüz linki paylaşıyorum sizinle. Herhangi bir müsait anınızda girip buradaki soruları mümkün olduğunca açık ve uzun bir şekilde cevaplayabilirseniz çok mutlu oluruz. Ben teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Şimdi hemen tekrar Adobe Connect ekranımı açmaya çalışacağım sunumu kapatarak. Evet, paylaşımı durdurayım. Ve şimdi sorularınızı nasıl alacağız? Evet. Formumuzu bir açalım mı Erten Hocam? Evet, bayağı soru gelmiş. Bu arada sizlere mail adresimizi de verelim. destek@eba.gov.tr ve kişisel mail adresim erkan.dundar@eba.gov.tr adresinden bana her türlü sorunuzu iletebilirsiniz. Biraz hızlı bir sunum olduğunun farkındayım. Lütfen hakkınızı helal ediniz. Umarım daha geniş bir zamanda, daha ayrıntılı başka bir webinarda buluşuruz. Ben müsaade ederseniz birkaç tane soruyu seçip cevaplamak istiyorum. Şöyle bir bakalım. Evet. Mesela hangi içerikler telif hakkı ihlaline girer diye bir soru sormuş bir öğretmenimiz. Bununla ilgili yarın saat 15'te yine benim de olacağım bir webinar yapılacak. EBA'daki Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Daire Başkanlığı'nda değerli koordinatörümüz Erdinç Ergen ve Sıla Akyol avukatımız ve ben sizlere bu telifle ilgili ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağız. Ama kısaca şöyle söyleyeyim. EBA'da iki alanımız var. Yani bir kendi alanımız var ve bunu daha çok aslında yüz yüze eğitimde veya kendi kapalı devre yapımızda kullanıyoruz. Bir de dediğim gibi moderasyon alanımız var. Yani bunu tüm Türkiye'nin görmesini istiyoruz. Aslında bu telif dediğimiz yer moderasyona gönderdiğimiz tüm Türkiye'nin gördüğü içeriklerde sorun olabilir. Tabii bunu aşmak için ne yapabiliriz? Bununla ilgili ayrıntılar neler? Dediğim gibi yarınki webinarda özellikle bunlara değinilecek ama kısaca şöyle söyleyelim. Bizim bir avantajımız var. Biz bunu eğitsel anlamda kullanıyoruz. Bundan herhangi bir satış pazarlama unsuru olarak görmüyoruz veya bu anlamda maddi bir fayda sağlamıyoruz. Dolayısıyla tabii atıf gösterme şartıyla bu çok önemli. Atıf gösterme şartıyla o içeriği nereden aldıysak eğer uzaktan eğitimde kitle olarak, kitle iletişim aracı olarak bunu kullanacaksak onu yazarsak bu anlamdaki telif sorunlarını bir anlamda aşmış oluyoruz. Bir de tabii burada
bu sorunun cevabı aslında bu kadar kısa değil. Bir de her olay kendi içerisinde değerlendiriliyor. Yani atıyorum bir kitabın tamamını alıp bir yerde yayınlamak, yani ben bunu eğitsel yapıyorum, para kazanmıyorum. Tamamını yayınlama hakkını bize vermiyor. Bu kitaptan, bu eserden muhtat bir şekilde yararlanma hakkını engelliyorsa bizim paylaşımımız, bu da gene telif haklarına uygun değil. Bu anlamda dediğim gibi ayrıntıları yarın saat 15'teki sunumumuzda takip edebilirsiniz. Başka bir soruya bakayım. Örneğin bir öğretmenimiz edebiyat dersindeki içeriklerin yetersizliğinden bahsetmiş. Hocam doğrudur. Yani her içerik %100 doludur dersek doğru bir şey söylemiş olmayız. Bu anlamda bize de iş düşüyor. Biz de EBA'daki içerik çeşitliliğine katkı sağlayabiliriz. Az önce bahsettiğim içerik üretim ekranından çeşitli içerikleri paylaşma imkanına sahibiz. Eksik varsa bunları yine biz tamamlasak daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu arada Ertan Hocam soruları paylaş diyor. Paylaşalım. Evet. Şöyle biraz da büyütmeye çalışalım. Soruları okumaya çalışıyorum bir taraftan. Evet, mesela uygulamadan giriş yapan öğrencilerden bahsetmiş. Şöyle şurayı açayım, öğretmenimin adını görelim. Özlem Ünal. İnternetim desteklemiyor gibi dönüşler olmakta. Tabii bu uygulamaya ait bir sorun olduğu için aslında bunu belki en başta söylemem gerekiyordu. Ben içerik tarafıyla ilgileniyorum. Yani teknik olarak buradaki soruların bir kısmı da teknik aslında cevaplar içeriyor. Bu sorularımızın cevabı aslında sistem yönetimi daire başkanlığımızda gizli diyeyim. Bu anlamda tabii ben bildiğim kadarıyla size şunu söyleyeyim. Bu gibi teknik sorunlarla ilgili gerek mobil uygulama gerek EBA'daki şu andaki yoğun kullanımdan kaynaklı sorunlar veya işte kısıtlamalarla ilgili altyapı çalışmalarının devam ettiğini vurgulayabilirim. Bu anlamda her geçen gün daha iyiye gidiyoruz ve daha az inşallah takılarak daha az engelle kullanmaya devam edeceğiz. Mesela bir öğretmenimiz Sevgi Çelik EBA karekodla giriş yapmak için nasıl bir yol izlemeliyim diyor. Sunumun başında bahsetmiştim hocam. Karekodu mobil uygulamamıza taratarak EBA'ya giriş yapma imkanına sahibiz. Nermin Çimen hocam İzmir'den demiş ki EBA'nın her bir modülünü açıklamalı anlatan bir kullanım kılavuzu var mı? Nereden ulaşabilirim? Nermin hocam bir yardım sayfamız var. EBA ana sayfadan buna ulaşabilirsiniz. Yine sunumun başında bahsettiğim sağ üstte bulunan nasıl bölümüne tıklayarak orada aslında sizin bahsettiğiniz gibi her bir modüle ait bir soru şeklinde orayı biz etkileşimli animasyonlarla, simülasyonlarla sizlere anlattık. Evet, başka sorulara. Gülcan hocam İngilizce lise düzeyi materyal yüklenecek mi? Tabii bu branşa ait bir soru. Her derse ait eksiklerimize göre içeriklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Ve yine dediğim gibi özellikle bu anlamda sizlerden, sahadan yoğun destek bekliyoruz eksik içeriklerle ilgili. Onu söylemiş olalım. 9 ve 10. sınıflar için EBA Akademik Destek Bölümü açılacak mı? Şu an için öyle bir gelişme yok ama ilerleyen dönemlerde olur mu olmaz mı? Onu da tam bilemiyorum. Göreceğiz. Şu an için 11 ve 12. sınıf.
EBA uzaktan eğitim canlı ders planlanırken meslek liselerinde nelere dikkat etmeliyiz? Ders ve öğretmen seçimini neye göre yapmalıyız? Bu soruyu soran bir idareci ise ders ve öğretmen seçimi derken tabii bu sizin kendi okulunuz içerisinde değerlendirilecek bir konu ders ve öğretmen seçimi ama meslek liseleriyle ilgili tabii başka bir alan yani beceri temelli bir alan. Evde ne kadar olur emin değilim. Mümkün olduğunca yine buradaki illa EBA'yı kullanmak zorunda değiliz bu anlamda. Yine mesleki gelişim, mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğünün modüllerini takip ederek veya yine artık öğretmenimizin yaratıcılığına kalmış çeşitli içerikleri EBA uzaktan canlı derslerle yapma imkanına sahip. EBA canlı yayın dersini yaparken öğrenci gelmemişse ne yapacağız? Kapatacak mıyız dersi? Ders düşer mi diyor yani hocam. Yani bu konuyla ilgili tabii bu sürece çok hazırlıksız yakalandığımız için bununla ilgili bir mevzuatsal bir düzenleme yok. Öğrenciye herhangi bir yaptırımda bulunamayız derse gelmesi için. Biz mümkün olduğunca duyurumuzu yapacağız. Öğrencimizi haberdar edeceğiz. Öğrencimiz de inşallah derse gelecek. Yani bu aslında normal örgün eğitimde çok farklı değil. Derse gelmezse örgün eğitimden yok yazıyoruz ama burada şu an için öyle bir imkanımız maalesef yok. Burcu hocam İstanbul'dan demiş ki herkese açık grup oluşturdum ancak okulum dışındaki öğretmenler bu gruba ulaşamadı. Neden acaba? Tabii bunu kendi içinde değerlendirmek lazım hocam. Bununla ilgili destek ebagov.tr'ye bir mail yazarsanız bilgilerinizle beraber bu değerlendirilir. Büşra hocam Malatya'dan EBA canlı ders için ve video anlatımlar için öğrencilerin interneti yetersiz kalıyor. Yalnızca EBA için ücretsiz internet verilmesi gibi bir çalışma olacak mı? Hocam zaten var. Aslında 3 GB'tı bu ücretsiz internet erişimi. Türkiye'deki mobil operatörler vasıtasıyla. Bu çoğunda 6-7 GB'lara çıkarıldı. Ortalama canlı derste 40 dakikalık bir ders 150 MB internet harcadığı göz önünde bulundurursak 6 GB'lık Ayşan hocam, 4.30'a kadar zamanımız var. öğrencilerimizin Siz yorulmadıysanız kendinizle ilgili olan soruları cevaplayabilirsiniz. Ama teknik anlamda ve uygulama bazlı olan sorular bu için arada sağlık ayrı bir soru müdürümüz cevap webinarı yapmayı konuşmuş. planlıyoruz. Nasıl yapalım? Onu ayrıca yapacağız ama Daha içerik sonra bağında olan soruları yazın elbette ve siz takdir sizin. kişisel olarak mı cevaplayayım? İstiyorsanız süremiz de öyle mi? Evet, şimdi tamam. Ben biraz daha devam edebilirim. Sorun yok. Sizin de dediğiniz gibi ben daha çok içerik anlamında yani teknikten ziyade içerik anlamındaki sorulara cevap verebiliyorum. Tabii bazı sorular da aslında YİTE'in, MEB'in gelecekteki planlarına ait sorular. Aslında bu soruların cevabını da ben tek başıma veremem. Bu soruların bazılarını biz kendi içimizde de değerlendirme aşamasında olan şeyler. Bir şey söylemem çok da doğru olmaz. O yüzden bazı soruları seçiyorum. Dediğim gibi hepsinin cevabı bende yok. Siz de tabii takdir edersiniz ki beni buldunuz ve bana soruyorsunuz. Hak veriyorum ama ben cevaplayabildiklerimi cevaplamaya çalışıyorum. Peki başka sorulara bakalım o zaman. Mesela Erdal Hocam Kahramanmaraş'tan EBA içerikleri ders kayıtlarında Almanca dersi görünmüyor, eklenecek mi? Ders kayıtları derken canlı dersi mi kastediyor acaba hocam yoksa normal EBA içeriklerini mi kastediyor? Almanca dersi normalde var. Ama canlı dersi kastediyorsa bununla ilgili eğer yoksa Almanca dersi bunu biz notunu almış olalım. Canlı ders bölümünü Almanca seçeneğinde ekleyelim Erdal hocam. Evet, öğrencilere nasıl link olarak ödev gönderebiliyoruz hocam? Gülcan hocam Afyon'dan mesela ben az önce tabii zamanımız çok olmadığı için dosyalarım alanını çok ayrıntılı anlatamadım. Dosyalarımda istersen bir dosyayı paylaşabiliyorum, istersen bir link de paylaşabiliyorum dosyalarım alanına ve onu oradaki paylaş bölümüyle veya çalışma gönder bölümünde öğrencilerime gönderebilmem mevcut bir linki. Linki nasıl paylaşırım diye sormuşsunuz.
Sadakat Hocam, Konya'dan edebiyat branşındaki testler yeterli sayıda değil. Ben bu kısmı yükleyebilir miyim? Hocam yükleyebilirsiniz. Soru ve sınav sisteminden kendi sorularınızı, kendi sınavlarınızı sisteme ekleyebilirsiniz. Sorularınızı moderasyona göndererek diğer öğretmenlerimizin de bunlardan paylaşmasını sağlayabilirsiniz. Hemen şurada bir şey gördüm. EBA puan ne işe yarıyor hocam demiş Zeynep hocam. Hocam şu an için bunu öğrenci için mi soruyorsunuz, öğretmen için mi bilmiyorum ama ben kısaca şöyle özetleyeyim. Öğrenci için ilerleyen dönemde bir oyun tasarlanarak bu puanları bu oyunda kullanabilmesi amaçlanıyor öğrencilerimizin bu puanları. Tabii belki de duymak istediğiniz şu, yani buradaki EBA'daki öğretmen bölümündeki puanlar işte bizim hizmet puanımıza etki edecek mi ya da işte ek ders ödenecek mi diye bir şey soruyorsanız eğer bunun da cevabı bir üst politikaya bağlı. Bunun da cevabı şu an bende yok. Bana göre olur. Ben de bir öğretmenim. Hoşuma gider yani oradaki puanların ek derse dönüşmesi ya da herhangi bir puana dönüşmesi. Ama şu an için henüz böyle bir şey yok. Evet, sohbet bölümünden şimdi isterseniz devam edebiliriz. Büşra hocam demiş ki bir canlı ders açtık. İşte öğrenci gelmediği için kapattık gibi bir şey demiş. Çok da kayıyor şey. Yakalamak istiyorum. Evet. Evet, yine EBA canlı derslerde Almanca yok demiş. Bunu ikinci kez görüyoruz. Bunu iletelim. EBA Haber'den bahsetmiş bir öğretmenim. Hocam şu an aslında bizim login olmayan tarafta EBA Haber normalde yayındaydı ama şu anki bu pandemi sürecinde o login olmayan taraf dediğimiz taraf yürürlükte olmadığı için şu an için EBA Haber'i kullanamıyoruz geçici olarak. Evet, puanlarla ilgili dönütler var. Nazife Hocam, Google Form gibi bir oylama hazırlanamıyor. EBA'da ilk önce resimler geliyor sayfaya. Altta da seçeneklerin ismi ve tıklama butonu görünüyor. Resmin yanında tıklama butonu yok. Bu düzeltilebilir mi ya da varsa bilmiyorum. Tabii hocam bu bir yani EBA'nın ana amacı Google Form gibi bir veri toplamak olmadığı için Google Form kadar yeteneklere sahip değil. Ama ilerleyen dönemlerde tabii ki böyle bir iyileştirmeler yapılabilir. Bu sizden gelen dönütlere bağlı. Telli Öflaz Hocam, Giresun'dan değerlendirme kısmında çocuklara belge veriliyor sanırım. Okul öncesinde bu ölçme değerlendirme kısmı eksik gibi. Tam olarak nereyi kastettiğinizi anlayamadım hocam. Belge verilmesi derken portfolyodaki belgeyi mi kastediyorsunuz? Evet. Kaydedilen canlı dersi sonra öğrenci tekrar izleyebiliyor mu? Zannediyorum şu anda bu özellik yok ama çok da emin değilim açıkçası. Bilmediğim bir şeyi de cevabını vermek istemiyorum. Akademik destek için İngilizce eklenecek mi? Şu an için yok hocam. Online oyun için zip istiyor. Embed kodu ile girilemez mi? Zannediyorum içerik yüklemeden bahsediyor hocam. Bir online oyun tasarlamış ve bunu da HTML formatında SCORM 1.2 paketiyle yüklemek istiyor. Embed ile girilemez mi diyor. Yani
Direkt olarak yükleme olmadan. Olabilir, neden olmasın? Ama tabii bunun için teknik olarak aslında incelemek gerekir bu konuyu. Bununla ilgili de yine destek.ebagov.tr'ye isteğinizi bildirebilirsiniz hocam. EBA Haber'le ilgili az önce söyledim Mine hocam. Şu an için EBA Haber'i devre dışı diye düşünebiliriz. Şu dönemde. Dilara hocam demiş ki hocam duvarımda etkinlik paylaşıyorum. Sayfamda sıfır gözüküyor. Yani bu da gene teknik bir şey işaret ediyor hocam. Çeşitli nedenleri olabilir. Bunu araştırmak, bakmak lazım sizin özelinizde. Bununla ilgili de yine TC'nizi bildiren bir mail yazarsanız destek.ebagov.tr'ye onu muhakkak gerekli kişilerse cevaplandırmasını yapacaktır. Hakan hocam Isparta'dan içeriklerde kodları ben kendimce oluşturuyorum. Olur mu? Kod dediğiniz herhalde içerikleri yüklerken ki metadata ekrandaki kodu vurguluyorsunuz. Olur hocam. Bu sizin kendi belirleyeceğiniz bir formatta da olabilir. Aslında size kolaylık. Daha sonra bu içeriği bulmak için o kodu kullanabilirsiniz. Sinan hocam Bursa'dan selamlar. Sinan hocam canlı dersle ilgili bir önerisi var. İki sınıf birleştirilerek yapılabilir diyor. Yapılabilir tabii ki. Bu gene her okulun idaresinin belirleyeceği. Az önce vurgulamıştık canlı sınıfla ilgili idareci bir canlı ders oluşturuyor. Her okulun kendi içerisinde değerlendirilebilecek bir konu. Serap hocam okul öncesi çalışma yollamada sorun yaşıyoruz demiş. Uygun ders olmadığı için. Serap hocam yine bunu dediğim gibi destek.ebagov.tr'ye atarsanız ben orada içerik yüklemede kendi branşıma ait bir seçenek de olmasını istiyorum diye muhakkak eklenecektir. Kadri hocam Erzurum'dan demiş ki ben iki okulda çalışıyorum. Bu sorun bazen olabiliyor. Bazen bir öğretmenimiz başka bir okulda görevlendirilebiliyor. Bunu normalde grupların bölümünden seçebiliyorduk ama şu dönemde dediğim gibi bir yoğunluk olduğu için bu okul seçme şeyi kaldırıldı. Bu sorunu ben de yaşıyorum. Ben de YTEK'te görevlendirme çalışıyorum. Kendi okulumla YTEK arasında geçiş yapamıyorum bazen. Bununla ilgili tabii MEPBİS'ten bir entegrasyon olduğu için MEPBİS'e kesinlikle bu iki okulunuzun da işli olması lazım hocam. Eğer orada bir sorun yok ve gene işlenmiyorsa gene seçemiyorsanız, iki okullarınız arasında geçiş yapamıyorsanız yine durumunuzu bildiren bir maili destek.ebagov.tr'ye atabilirsiniz. Evet, Demet hocam idare tek sınıf işaretleyebiliyorum diyor. Doğru, onu ben de düşünemedim az önce. Bir idareci canlı ders oluştururken bir tane sınıf ve şube seçebiliyor. Dolayısıyla diğer az önce Sinan hocamın bahsettiği şeyi yapamıyoruz. Yasemin hocam Konya'dan demiş ki oyun yüklemesi linkle mi oluyor sadece? Tam olarak neyi kastettiniz hocam? Herhangi bir başka bir internet sitesindeki bir oyunun linkinden bahsediyorsanız, evet. O oyunun kendisini yüklemek istiyorsanız, bunun SCORM 1.2 paketinde bu paketin elinizde olması lazım. Evet, sınıf birleştirme olmuyor demişler hocalarımız. Doğru. Evet. EBA 5 yıldır var. Öğretmenler kullanmıyordu. Şimdi yeni fark ettiler değerini. Dediğimiz gibi bu süreçte tabii bir ihtiyaç meselesi. Yani EBA bizim ihtiyacımızı gideren bir sistem. Nasıl bankadan para çekmek veya cep telefonundan bir şey izlemek bizim ihtiyacımızı gideriyorsa aslında bizim EBA da bu anlamda bizim işimizi kolaylaştırıyor. Ve buradaki özelliklerle gene kendi işimize yarayacak şeyler yapıyoruz aslında. 5, 6 ve 7. sınıflar ne zaman canlı derse başlayacak demiş Nazife hocam. Hocam bazı illerde geçtiğimiz hafta bir pilot çalışma yapıldı. Ve bu hafta itibariyle yine belli başlı sınıflar, sınıf seviyelerinde 8, 12 ve hazırlık sınıfları olmak üzere başladı. Tabii bu bir altyapı çalışması gerektiriyor takdir edersiniz ki. Tüm öğrencilerimizi açabilmemiz için bu anlamda bir hazırlık gerektiriyor. Bu da inşallah en kısa sürede tamamlanıp tüm sınıflarımıza bu canlı ders yapma olanağını kavuşturacağız inşallah. Tuğba Hanım
Antalya'dan demiş ki okul öncesi öğretmeniyim. Çocuklarım eklenmemiş görünüyor. Ben mi ekleyeceğim hocam? Nasıl? Tabii dediğim gibi EBA, e-okul ve MEPPIS entegrasyonla çalışıyor. Eğer orada bir sorun varsa otomatik olarak yansır. Yani e-okuldan size atanmamışsa öğrenci, sınıf, şube EBA'dan da göremezsiniz hocam. Tuğba hocam Malatya'dan demiş ki yine canlı ders için tüm sınıf atansa fakat az öğrenci gelse sorun olur mu? Dediğim gibi bu anlamda mevzuatsal olarak ben bir cevap veremeyeceğim. Hani bu biraz da size bağlı. Mümkün olduğunca katılımlarını öğrencilerimizin arttırmaya çalışacağız. Tabii bu öğrencilerimizin de alışık olmadığı bir süreç. Yani sizi anlayabiliyorum. Ben de sahada görev yapan bir öğretmen olarak. Bu konuyla ilgili bir zorlama herhalde yapamayız. Zorla da sokacak halimiz yok hocam. Gülhan Çetin İzmir etkileşim zipscom 1-2 nedir? Hocam bunlar bazı formatlar, içerik standartları. Bu daha çok etkileşimli içeriklerde kullandığımız bir standart. Aslında içerik üretiminin bir üst seviyesi diyebiliriz. Hangi programlarda oluşturulur? Öncelikle şunu söyleyelim. Sizin en çok erişebileceğiniz olan program şu anda EBA'dan da sunulan V-Fabrika adlı program. V-Fabrika SCORM 1.2 çıktısını veriyor. Bunun dışında Articulate, Storyline, iSpring Suite gibi çeşitli programlar da bunları veriyor. Bunlarla ilgili YouTube'da çeşitli tutorial'lar izleyebilirsiniz. Eğer merakınız varsa bu gibi içerikleri üretmeyle ilgili bu programları öğrenip gene EBA'ya bu özelliklerde, bu standartlarda içerikleri yükleyebilirsiniz. Evet. Öğretmenler puan almak için EBA'da mesleki gelişim gruplarında çok gereksiz paylaşımlar yapıyorlar. Bu öğretmenlerin sayısı çok fazla ve saniyede onlarca içerik paylaşılıyor. Bu gruplarda 300 bine yakın öğretmen var demiş Koray öğretmenimiz. Bir görüşünüzdür eminim. Tabii ki bu puan olayının güçlü ve zayıf yönleri, avantajları, dezavantajları var. Bunlar da tabii ki süreçte değerlendirilecektir. Gerekli güncellemeler, düzeltmeler yapılacaktır. Gruplar kapatılabilir mi demiş. Ya da bu paylaşımlar EBA kullanım sözleşmesine aykırı değil mi? Bir cezası yok mu? Yani bir ceza ile ilgili bir durum yok. Yani bu bizim kişisel BT'nin bilinçli güvenli kullanımı ile ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nda çeşitli eğitimleri var. Bu bizim sorumluluğumuz. Yani orayı o kalabalık hale getirmemek, gereksiz paylaşımları yapmamak. Biz öğretmen olarak bunu eğer öğrencilerimizden bunu istiyorsak öncelikle bizler bunu yapmalıyız. Ama şu an için bir şey yok hocam. Dediğim gibi süreçte bu gelişmeler değerlendirilecektir. Evet, sizler yazıyorsunuz. Ben de böyle yukarıdan aşağı inerek cevaplandırabileceğim soruları seçiyorum. Bircan hocam demiş ki teknoloji tasarım dersi gibi uygulamalı derslerde beceri gerektiren ve ardından bir ürün tasarlanması gerektiğine dönüt olabileceğimiz bir modül konulabilirse çok güzel olur. Şimdi gene içerikle ilgili bir soru. Dediğim gibi Bircan hocam içerikle ilgili üretimler devam ediyor. Bununla ilgili tabii şunu da söyleyelim. Son dönemde artık içerikle ilgili hangi genel müdürlük sorumluysa o içeriğin sorumluluğunun da yavaş yavaş onlara geçmesi gibi bir durum var. Şu anda bahsettiğiniz bu teknoloji tasarımı eğer Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile ilgili ise orada da bir ekip var, kuruluyor ve çalışmalarını devam ettiriyor. Onlar değerlendirip nerede ne eksiklik varsa sahadan gerekli dönütleri alıp bu içerikleri inşallah tamamlayacak her genel müdürlük kendi alanına giren. Evet, ilkokullarda canlı ders başlayacak mı demiş. Az önce söyledik Hamdi Hocam. Altyapımız tamamlandığı anda tüm sınıf seviyelerinde başlayacak.
Bir de şunu söyleyelim. Yani canlı sınıfla ilgili yoğun sorular var. Yani canlı sınıfı illa kullanmak zorunda değiliz. Yani biz kendi anlattığımız dersi herhangi bir ekran yakalama yoluyla kendi cep telefonumuzla kaydedip video olarak da öğrencilerimize gönderebiliriz. Yani illa sadece tek yol o diye bir seçeneğimiz de yok. Onda kişisel fikrim bu benim. Söylemiş olayım. Nazife Hanım Antalya'dan, bu yıl derslerimde hep EBA'ya giriş yapıp Web 2.0 araçları kullanarak paylaşımlar yaptık. Harikaydı demiş. Tabii özellikle e-twinning alanındaki şeyleri ben de takip ediyorum. Çok değerli eğitmenlerimiz var Web 2.0 araçlarının kullanımı ile ilgili. Onları da takip edebilirsiniz. Kenan Hocam var mesela, onun sitesi var, onu takip edebilirsiniz. SCORM'la ilgili çok sayıda soru alıyorum dediğim gibi. Yani bu SCORM bir standart. Yani bizim aslında raporlama yapmamızı sağlayan bir standart diyeyim. Yani SCORM'un içerisinde bazı noktalar var. Yani bizim artık tasarımımıza göre o noktaların öğrenci, işte kullanıcı neresine geliyor, neresine kadar bitiriyor gibi dönütleri almamızı sağlayan bir standart. Bunu da dediğim gibi şu an için sizin en kolay ulaşabileceğiniz V-Fabrika, yine EBA sayfamın içerisinde içerik üretiminin en altında V-Fabrika'ya ulaşabilirsiniz. Bunun dışında yine bazı isimler verdim. Articulate Storyline kullanabileceğiniz bir program. Tabii bunlar aslında 2 aylık kullanabiliyorsunuz ücretsiz olarak. Sonrasında bir ücret ödemeniz gerekiyor. İsimlerini yazabilir misiniz demiş hocam. Şöyle yazayım ben. Articulate Storyline'ı. Belma hocam demiş ki ders anlatımı videosu çekip sayfamızda paylaşabilir miyiz? Tabii ki hocam, paylaşabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Yani isterseniz tüm okulun görmesini isteyebilirsiniz. İsterseniz bir sınıfa veya seçtiğiniz gruba gönderebilirsiniz. Hafize hocam yine demiş ki EBA'dan mı WhatsApp'tan mı ders işlemek daha doğru? Hocam bakanlığımızın resmi platformu EBA. Tabii ki EBA'dan işlemek daha doğru diye düşünüyorum. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Mümkün olduğunca, elimden geldiğince, bildiğim kadarıyla sorulara cevap vermeye çalıştım. Umarım faydalı bir webinar olmuştur.